Hasretle, özlemle beklediğimiz Ramazan-ı Şerif ayı geldi ama bir solukta gidiverdi. Evveli rahmet dedik, rahmet günleri geride kaldı. Ortası mağfiret dedik, mağfiret günleri geride kaldı. Sonu cehennemden kurtuluş dedik. İşte o cehennemden kurtuluş günlerinin en sonunda, en sonuncu sahurundayız. Bir yanımız hüzünlü, Ramazan-ı Şerif ayı gidiyor ama bir yandan da bayrama ulaşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Allah öncelikle şu güzel ayı cümlemizin kurtuluşuna vesile kılsın. Bayrama da ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti, bütün güzellikleri siz güzel insanların üzerlerine olsun. Gelin hep beraberce can bula cananını bayram o, bayram ola ilahisini Hasan Akıntaş ve ekibinden dinleyelim. Buyurun. Hamd
alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Amin. Efendim merhabalar. Hasan abimizin ve o güzel ekibinin gerçekten çok güzel bir yorumuyla başladık. Alvarlı Efe Hazretlerine de bu vesile ile rahmet olsun Erzurumlu. Bestesi ne kadar güzel ifade etmiş değil mi? Tabii Erzurumlu Alvarlı Efe Hazretlerinin güzel dizileri. Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. O kadar güzel ifade etmiş. Gerçekten. İnşallah bizler de kul olarak sultanımızı bu Ramazan-ı Şerif ayında inşallah bulmuşuzdur diye temenni ediyorum. İnşallah. 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 Çok teşekkür ediyorum Hasan abi. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli abi. Dostlar, çok değerli iki konuğum var. Vehbi Vakkasoğlu hocam ve doçent doktor Halit Yerebakan hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Biraz hüzünlüyüz. Misafir, sessiz sedasız uğurlanmak üzere elvedaya geldi. Daha merhaba demeden elveda bir anda geldi. İnanılmaz bir süratle gidiyor. Rabbim hakkını verenlerden etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Hocam siz nasılsınız? Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Sizler değilsiniz. Allah ya sizi hep görünce yemin ediyorum bak hocam. Tebessüm bir hani hadisi şerif var ya tebessüm etmek sadakadır. Yani o hadis geliyor nedense hocam. Estağfurullah. Ya şöyle ben tabii hakikaten herkes çok tebessüm ettiğimi söylüyorlar ama bunu kasten bilinçli olarak veya böyle bile isteği gibi değil. Bu böyle kalbimden gelen bir teşekkür gibi geliyor. Yani insanlara asık suratla bakmaktansa onları tebessüm etmek bence Cenab-ı Allah'a teşekkür en başta yani değil mi? Ve şükrün bir ifadesi olduğunu söylemek lazım. Tabii bunu karşınızdaki kişiye de geçirebilmeniz lazım. Yapabiliyorsak ne mutlu bize. Önemli olan sahicisini yapabilmek. Yani anladın, sahici olabilmek, yapmacık olmaması. Aynen hocam. Elhamdülillah. Ona da içimizden geldiği için yeteri kadar sahici olduğunu görüyorlardı. Hadis-i şerif var malum haliniz. Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükredemez. Şükredemez. Aynen. Oradan başlıyor bu. Nimetleri görmek. Aynen. Zaten bu iş tebessüm diğer şeyini bizim dilimizde çok güzel koymuş. Sırıtmak oluyor ki samimiyetsizidir bu işin. Hemen belli olur. Doktorumuz da maşallah yüreğinden. Maşallah. Yüreği yansıyor. Halit abi sağ olsun. Her sene kırmaz gelir bizi. Ha, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu sene son sahurda nasip oldu. İyi oldu ama bence. Ya, bir de yani ameliyattan ameliyata koşuyor sağ olsun. Bak bu gece bile ameliyatı var kırmadı geldi. Allah razı olsun. Yani bizim için uykudan feraket ediyor. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ameliyat ettiğiniz hastalara da geçiyordur tebessümünüz eminim yani böyle. Yani onlar ameliyattan uyandıktan sonra böyle karşılarında beni gördüklerinde aynı gülümsemeyi onlar da şey yapıyorlar. Dolayısıyla çok ben de mutlu güzel. Oluyorum. Ne güzel bir şey değil mi ya? İnsanlara gerçekten tabii şifa Allah'tandır. Sizler bir vesilesiniz. Evet. İlminize, birikiminize değil mi? Bütün o teknolojik şartlar doğrultusunda ameliyatlar vesaire. Mutlu edemediğiniz sürece kendinizden yaptığınız işten emin olduğunuzu hastaya duygularınızla, bedeninizle, gülümsemenizle, gözünüzle geçiremediğiniz sürece açık kalp ameliyatı yapıyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi hayat tedirginliği ve ölüm korkusu içerisinde onu rahatlatabilmek adına yani ona en iyi şekilde karşısına çıkmanız lazım. Bunu da yaptığınız işten emin olduğunuz zaman otomatikman bedeninize yansıyor zaten bu. Dolayısıyla o tebessümle karşısına çıktığınızda otomatikman belki de yarı yarıya iyileşmiş oluyor hasta. Evet. Çok doğru. Efendim ben hep öyle derim. 40 yıldır dilimin pelesengidir bu. Herkes tebessüm etmeli, sadaka sevabını kazanmalı. Ama üç meslekte bu olmazsa olmaz. Hekimler, sağlık elemanları, sağlıkla ilgili herkes. Çünkü oraya çocuklaşıp gidiyoruz huzurunuza malumunuz. İki, hocalar, din, iman anlatanlar. Anlattıkları konu itibariyle çok moral hassas vererek başlamalılar. Üç, öğretmenler. Sevgi merkezli eğitim dedim, gittim. Doktorlar da öyle. Yani çocuklaşıp gidiyoruz. Yat yat, kaldır, ayağını kaldır. Bazen düşünüyorum da doktorlar bize en olmayacak şeyi bile yaptırabilirler. Öksür, işte şunu yap, bunu yap. Şimdi geç makinelere doktorluk yapıyorlar diye biraz tehditimiz var ama. Yok, yok. Hala dokunuyoruz. Dokunuyorsunuz yani. Evet, değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel bir şey temas ettiniz. Benim de aklıma siz söylerken şu geldi. Ben 3. sınıfa gidiyordum. Benim hocam vardı, Necati hocam. İlkokul öğretmenim daha doğrusu. Şu cümlesi mesela hiç zihnimden çıkmamış. Bak halen hatırlıyorum.
Çocuklar sınıfa geldi böyle, tam böyle karnelerimizi verdi. Böyle sınıfta yaklaşık bir 30-35 kişi vardık. Şöyle kollarım o kadar uzun olsaydı ki bir anda hepinizi şöyle kucaklasaydım. Bu cümle o kadar, bak halen 2018'deyiz ve aklımda. Yani dediğiniz gibi öğretmenlerimiz. O derse koşarak gider insan. Aynen. İşte sevgi temelli olunca daha da iyi olur. Şimdi bu noktada ben hemen seyircilerimize dönmek istiyorum. Değerli iki konuğuma da sorularınız, güzel görüşleriniz mutlaka olacak. Sahur Sohbetleri #'i ile Twitter üzerinden, Fatih Savaş Official Instagram üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Bugün Arefe günü, yarın bayram. Neyi konuşacağız? Arefe gününün önemini, değil mi hocam? Sonra Sıla-i Rahim'i konuşacağız. Sonra kabir ziyaretleri, niçin önemli? Sonra komşuluk hukuku, sonra yetimin başını okşama, insanlarla insani ilişkiler mi, sosyal ilişkiler, bunları sağlığı konuşacağız. Halit Hocam burada tabii ki. İşin şey, mesela Ramazan'da böyle yedik işte iftar sahur arası dar. İşin Ramazan'dan bir çıkıyoruz, bayrama bir gidiyoruz. Kapı kapı dayı, teyze, amca dolaşıyoruz. Hepsi tatlıların üzerine koyuyoruz. Hepsini soracağım Halit Hocam'a. Evet, eyvallah. Ama öncelikle hocam Arefe günündeyiz ya. Ramazan ayının sonu. Kısa bir Ramazan'ı değerlendirelim. Evet. Bugüne değinelim. Sonra yol kat edelim beraberce. Buyurun. Evet efendim. Ramazan-ı Şerif misafirimizdi, ilahi misafir. Vedalaşıyoruz, gidecek. İki türlü gidiyor. Bir, onu misafiri memnun ve razı ederek uğurlamak. Efendimiz buyuruyor ki ne mutlu onlara. Bir de memnun etmeyerek, misafiri razı etmeyerek ya da gönlünü almamış olarak göndermek, yazıklar olsun ona. Şimdi böyle bir ay gelip de dünyasını cennet edemeyen, gönlünü bir cennet bahçesi haline getiremeyen ve onu etrafına, çevresine hissettiremeyenler için yazıklar olsun hitabı var. Ama eyvah şimdi ne olacak, yarın son oruç diyenlere de bir müjde. Bu sayı hesabı değildir, morallerini bozmasınlar. 29 günde kaçırdıklarını yarın yakalayabilirler, emin olun ki. Yeter ki samimi bir şekilde bu yola girmek, evet, değil mi? Eyvah desinler. Hani Osmanlı şairi öyle diyor ya, bayılırım ona. Biz bu dünyaya niçin geldik demişler. Biz bu dünyaya bir aşk için ah etmeye geldik. Bir ah bin günahı temizler. Bir ah eğer buradan yürektense, sadece tebessüm, samimiyet istemiyor ki sevgili doktorum. Her şey. O pişmanlık. Zaten pişman olmaktır tövbe esasında. Evet. O ah. Bütün 29 gün yapamadığının sevabını kazandırabilir. Yani bu dünyevi hesapla değil, parmak hesabı değil, sayı, matematik geçmiyor burada. Bazen bir gün bin günü içine alabiliyor. İşte Kadir Gecesi bunun ispatı. Bin ay. 83 sene 4 ayı içinde veriyor Rabbim. Öyle bir cömert diyeceğim de o kelimeyi değiştirmek lazım. O cud, ihsan, bereket, hediye neler var içinde. Dolayısıyla moral bozulmasın. Bazı futbol takımları sever bizim Beşiktaş gibi son dakika gollerini ya. Yarın son dakikada. Ama hocam bak dikkat edin, iki tane Galatasaray'ın arasında etmeyin. Efendim. Şeytanın kalesi boş hala. Hala irileri dirileri bağlanmış durumda. Saha ve seyirci avantajı bizde. Şu son gün için değerlendirdiğini düşünenler de daha fazla değerlendirsinler. Misafir son anda razı olarak gidiyorsa daha çok razı olarak veda etsin. Hocam, büyükler derdi ki misafirin hayırlısı ev sahibine eyvah dedirtendir diye. Ya. Hakikaten yani şimdi öyle bir düşünsenize, şimdi hem evinize de misafir ediyorsunuz, hazırlık yapıyorsunuz vesaire. Misafir nedir? Duygu kardeşliği var orada. Belki işte inanç kardeşliği var. Ondan sonra evinizde ağırladığınız kişiyi mutlu edebilmek için her türlü çabayı göstermişsiniz. Ondan sonra her şey dört dörtlük ama o bir eyvah diyorlar ki size daha çok artı yazdırır aslında. Bir de mesela şimdi Ramazan-ı Şerif de dedi ya misafir diye aslında hayatımıza diye. Eğer eyvah dediyse o yüzden mi acaba aklıma geldi yani hemen o sözle bağdaştırdım. Güzel. Şimdi bana başka bir çağrışım yaptırdı sevgili doktorum. Az alakalı ama müsaade ederseniz tabii bunu hocam, anlatayım. Buyurun. Sahabe-i kiram döneminde sahabeden biri sabah namazına geliyor. Vakit geçmemiş ama cemaate yetişememiş. Efendimizin arkasında cemaat olma şerefi tabii ayrı bir şey. Bakmış ki ilk çıkıyor cemaat. Mescidin kapısında. Kılındı mı? Kılındı. Gerçi vakit var ama sırf Efendimizin arkasındaki cemaat olma şerefini kaybettiği için öyle yürekten böyle bir pişmanlık dumanı çıkmış ki. Eyvah! Ah! O çıkan zat demiş ki ver o ahı bana.
şu cemaatten kazandığım Allah sevabı Allah. Sana vereceğim. Allah Allah. Ne güzel. Evet, yani bazen yapamamak, o işte samimiyet. Samimiyet. Aynen. Samimiyet. Bazen yapar sevabını kazanamayız. Bazen yapamadığımız halde sevabını kazanırız. Bütün mesele niyet. Aynen. Yani. Hocam demin dediniz ya misafir. Şimdi mesela misafir bir insanın evine geldiğinde 10 rızkıyla gelir, 9'unu bırakır, bir tanesini gider. Şimdi bu var. Tamam. Şimdi Ramazan misafirini düşündüğümüzde, Ramazan da bizim gönlümüze geldi ya. 10 rızkıyla geldi, 9'unu bize bıraktı, bir tanesini alıp gidecek. İşte o 9'unu almak için. Şimdi bıraktı mı? Bir test edelim kendimizi. İşte o testi, bıraktıysa birinci şey yüzümüz gülecek. Kendimizle barışık hale getirdi bizi. Ruhumuzu öne çıkardı, bedenimizi geriye çektik. Efendim, ruh öne çıkınca ruhun güzellikleri, sevgi, şefkat, merhamet coşup taşmış olmalı. Dolayısıyla cömertlik ve bakalım şimdi en çok sevmemiz gereken hane halkı, eşimizin durumu ne durumda? Ya bu adamın yüreğinden taştı sevgiler, Ramazan'dan önce böyle değildi diyorsa, hissediyorsa. Ya bir farklılık görmek lazım diyorsunuz. Evet. Çocuklar, evlatlar, çocuklarınıza sarılıp öpün, her öptüğünüzde cennetteki makamınız bir derece yükselir diyen Efendimiz bunu haber veriyor. Yani gönüldeki kıskançlık, haset, sevgisizlik, merhametsizlik, şefkatsizlikten arındıysa. Atın onları hocam. Evet. Atın ya. Ramazan misafiri, ilahi misafir hediyelerini bırakmış demektir yani. Bunlar için geliyor zaten. Bize hatırlatmak için. Hani hep derler ki oruçtan maksat fakir fukarayı yiyip içemeyenleri düşünmek. Tabii ki o manası da var. Çok önemli. Ama ondan da önce birincil manası bizi bize tanıtmak. Yani kulluğumuzu bize tekrar böyle derinden hissettirmek, evet. Değil mi? Yani çelikten demirden değilsin arkadaş, bak yarım günlük açlığa dayanamadın. Nasıl iftar sofrasında o nimetleri üzerindeki perdeler kaldırdı, sahibini tanıyarak emri gelinceye kadar yemeden bekledin. Sen böyle aciz, sonlu, zavallı bir varlıksın. Öyle heyheylenme, gurura kapılma. Ünlü bir doçent doktor da olsa, efendim, ünsüz bir eğitimci yazar da olsa, güzel bir sunucu da olsa, neticede hocam, hepsi fani ama baki olan ruh. Aynen. Onun için bir yabancı söylemiş ama hakikati nerede bulursanız alın babında, Dostoyevski'nin o sözünü paylaşmak isterim. Bedeni sevmeyin diyor, ruhu sevin. O sevdiğiniz beden sonunda toprak olacak ama ruh ebedidir. Evet. Güzel. Ama böyle aynı zamanda yani ülkemizde bunu çok daha fazla tecrübe edebiliyoruz, görebiliyoruz. Genel örf ve adetlerimiz ve kültürümüz sebebiyle Ramazan-ı Şerif ülkemizde çok güzel yaşanıyor aslında. Yani evet, bugün belki sofralarda biraz abartı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz ama toplumun geneline baktığımız zaman cömertlikten bahsettiniz mesela. Değil mi? Sadakayı fıtır olsun, zekat verme ayı gibi görüyoruz. Halbuki zekat senenin tamamında aslında her ayda verilebilir. Her ayda önemli verilebilir. Olan bir seneye geçmesi. Ama özellikle bu döneme denk getirir mesela insanlar. Bu dönemde yardım eli uzatacaksa daha çok uzatmaya çalışır. Onun daha çok sevabını almaya çalışır. Hakikaten bizim genel böyle toplumsal kültürümüzde var. Bu coşkuyu maksimum seviyede hissetmek ve bunu yaşayabilmek. O yüzden eminim tüm inananlar, oruçlarını tutanlar, iman edenler bu ayı inşallah en azından emin edelim. İnşallah. Hatta güzel geçmiş olsun. Bu sene daha açıklanmadı bilmiyorum ama inşallah bu sene de öyledir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aylık şeyleri vardır. Asayiş durumlarını açıklayan raporları. Ben yıllar yılı takip ettim. Hep Ramazan'da en az %50, %40 bazen düşüş var. Düşüş var. Yani diyorum ki demek ki gönlü güzel olanlar, Ramazan'ın Ramazanlaştırdığı yürekler bir tarafa, nasibi az olanlar bile etkileniyorlar. Değil mi? Evet. Yani hırsız kardeşlerimiz, kardeşimiz neticede yaptığı işi değil yani mi? Yani kötü hasret Allah onlardan uzaklaşırsın diye dua edelim. Hele birkaç gün önce haberlerde bir şey gördüm. O kadar hepimize büyük görev düştüğünü anladım ki. Hele ben eğitimci yazarım ya. Yazarlığımın 50. yılında 50 yaşına gelmiş. İlk kitabı 55.yi getirdim size. Maşallah hocam. Kendi kendime çok suçlandım. Yani bu millet hakikaten çok asil, çok aziz. Hırsızıyla da emin olun. Ay yaşıyla, sarhoşuyla, yani hoşumuza gitmeyen kötü alışkanlıkların içine düşmüş olanları da dahil. Girdiler bir büroya. İki arkadaşım, üç arkadaş. Gece soyuyorlar. Sahur vaktine yakın. Aa evet hocam. Gördünüz mü? Karıştırırken dolaptan bir Kur'an-ı Kerim gördü. Aman Allah'ım. Aldı, üç kere öptü, başına koydu ve soyguna devam ettiler. Hırsızlığa devam ettiler. Yani enteresan. Şimdi bu yüreğimden vurdu beni.
Yani bunda benim de payım var dedim eğitimci yazar olarak. Hepimizin Kur'an-ı Kerim'e bu kadar saygı gösterecek. Üç kere öpüp oraya koymayı bir terbiye, edep olarak gösterecek. Ama, hocam, ama Kur'an'ın yasakladığı... Soymuş yani hırsızlığı biz böyle Kur'an'ın yasakladığı bir işle yapmaya devam edecek. Orada bir kopukluk var. Orada bir kısa devre yapıyor. İşte onu tamamlatamayan, onu hissettiremeyenler olarak bizim hepimizin sorumluluğu var. Evet. Ama başlayacağımız yer belli. Hakikaten ben hep onu derim. Dünyanın her yerini görmedim ama 6 yıl Almanya'da yaşadım. Hala işte konuşma, konferans bir ayağımız dışarılarda. Efendim, dünyanın en eğitilebilir insanları hala bizim ülkemizde. O buyurduğunuz güzellikten. Evet. Ama kazı bunun altından ne çıkıyor? Müslümanlık ya, o kadar güzelleştirmiş ki. Ne kadar kir, pas, toz gelse bile üstüne o alttan gücünü gösteriyor. Bir üfürmeye bakıyor. Kesinlikle. Kasap bıçağıyla değil, doktor neşteriyle şöyle acısız ameliyat. Evet. Bir bakıyorsun o iman tekrar görünüveriyor. Bir de acılı ameliyat mı yapıyorsun hocam siz? Evet. Şimdi şey, bir esprisi bir tarafa da hakikaten bunu öğrencilerde hissediyorum. Yani bahsettiğinizi, o eğitilebilme veya adab kültürünü biz okulda dahi görüyoruz. Şimdi ben netice itibariyle cerrahım ve bir ciddi bir iş gerçekleştiriyoruz ve tababet eğitimi zaten başlı başına ayrı ciddiyet gerektiren, fakat usta çırak ilişkisini adeta sürükleyen bir eğitim dizesidir ve yıllar alır. Şimdi bugün ben de bu sabah şey yaptım. Staj sonu finali yaptım öğrencilere. İşte geçtiğimiz günlerde tıp 4 öğrencileri bizde stajdaydı. Yurt dışındaki öğrencilerle, karşılaştığım öğrencilerle bakıyorum. Ülkemizde çok fark var. Evet. Almak istiyor. Alırken eğiticiye olan saygınlığını asla kaybetmiyor. Ondan sonra derse olan saygısını hiçbir zaman kaybetmiyor. Bu farklı bir şey. Bu kültür. Aileden geliyor. Aileye nereden geliyor? Toplumsal kültürümüzden geliyor yani. Bambaşka bir durum bu. En uca gittiğin zaman İslamiyet. Evet. İslamiyet. Evet. Yani kutsal, ilim kutsal. İlmi öğreten hoca kutsal bir makamın temsilcisi. Şimdi İmam-ı Azam Efendimiz biliyorsun. İmam-ı Azam yani. Hocanın hası. En büyük imam adını ondan başkasına vermemişler. Hakikaten sahabeden sonraki en büyük yıldız desek de yeridir. Rahatsızlanmış. Dönemin hekimlerinden biri gelmiş. İşte bakmış filan. Efendim ayağınızı şöyle bir uzatır mısınız? Bin bir zahmetle başka taraf. Efendim şöyle zahmet etme, şöyle uzatıverin. O tarafta hocamın evi var, oraya doğru uzatamam diyor. Yani ilmin kıymeti ve o ilmi öğreten hocanın değeri böylesine bir geleneksel kültür olarak yerleşmiş bizde. Evet. Ama Batı'da, diğer yerlerde böyle bir şey yok. Hocam şimdi Arefe günündeyiz ya. Şimdi konumuza biraz dönelim çünkü böyle dolaştık geldik Almanya'lar. Sen başlayalım mesela dedin abi oradan. Valla zuhurat getiriyor hocam bize. Hocam Arefe günü niçin çok önemli? Şimdi tabii asıl Arefe Kurban Bayramı'nın arefesi. İlk anda onu anlamak lazım ama bu şimdi bayrama hazırlık ayrı bir şey. Yani bunu doğru anlamak lazım. Bazıları diyorlar ki, ben diyorum bunun şakası bile olmaz. Niye bayram yapıyoruz? Bunca zahmet, bunca şey, işte Ramazan gitti diye seviniyoruz. Bunun şakası olmaz. Ramazan'ın bütünü bayram aslında mümin için. Nedir? Ruhun bayramı. Ama sonunda gelen o üç gün ruhun zafer bayramı. Artık meydan savaşı kazanılmış oluyor. Değil mi? Aslında bütün Ramazan ruhun bayramı. Hani ağzımızla yemedik, karnımızdaki mide aç kaldı ama midemiz ağlarken belki ruhumuz güldü. Yani bedenin imsakı ruhun iftarıydı aslında. Biz asıl varlığımızı doyurduk. Şimdi bu son günü ne düşüneceğiz? Ya şimdi nimetlerin üzerine bir gaflet perdesi örtülmüş. İşte burada hurma var, kayısı var. Bu hurma kendisini bir kere gösteriyorsa onu yoktan var edip yaratanı ve damak zevkimize uygun olarak, vücudumuza yarayışlı olarak sunanı 100 kere, 1000 kere, 1000.000 kere gösteriyor. Kayısı öyle, bütün her şey öyle. Ama biz başka zamanlar buna işte kazandığımız helal paramızla önümüze gelmiş bir rızık olarak bakıyoruz. Halbuki er-rizku alallah. Kur'an-ı hakikat. Rızk Allah'a aittir. Şimdi Ramazan'da hele iftar sofrasında sahurda perde kalktı. Perde kalktı abi, bizim değil. Bizim değil. Kimin? Emri verenin. Yaratanın emrine uyuyoruz. Niye bir dakika önce iftar edemiyoruz? Niye sahuru 10 dakika geciktiremiyoruz? Çünkü nimetin gerçek sahibine uyuyoruz. Benim değil. Demek bana sunuluyor hediye. Bu arada dekor değil hocam, onları yiyebilirsiniz. Öyle mi? Gerçekten. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
Evet, ikincisi işte bir gönülden perde kalkıyor. Ya aciz zavallı bir insanım ben. Bak yarım günlük açlığa dayanamadım. Fakir fukaraya gönlümü daha çok açmam lazım. Doktorumuz ne güzel söyledi. Zekat sadaka her zaman verilir ama getirisi fazladır diye bu zaman getirisi Ramazan. Fazla Ramazan'da. Efendim. Üçüncüsü gönülden perde kalkınca muhabbet. Küskünlüğe küseceğiz şimdi. Yarın bayramdan önce bu kararı vereceğiz. Küskünlük yok. Üç günden fazla zaten yasaklamış Efendimiz. Ama nedir bu? Hani Hazreti Ali Allah'ın arslanı gelmiş Hazreti Fatıma annemize üzgün. Eşlere de tavsiye ediyoruz. Ya eşinize bir bakın şöyle. Gözüne bakın, kalbini görün. Ya adam üç aydır bir derdi varmış, yeni anladım diyor hanımefendi. Olmadı şimdi yani. Üç saatte anlayacaksın, hatta üç dakikada. Hazreti Fatıma annemiz örnek. Üç hemen, dakika bile değil. Baktığında anlayacaksın ya. Ruh ikizi gibi. Maşallah, ben biraz ya bir toleranslı olayım dedim yok, ama doktorumuz. Çok güzel. Şöyle bir toparlandığınıza göre sanki böyle bir Kur'an-ı Kerim dinlemek istiyorsunuz hissettim. Evet. Öyle mi hocam? Ya, şunu bir cümleyi bitireyim. Tamam, efendim. Bakmış Hazreti Ali Efendimiz'e. Ya Ali, üzgün görüyorum. Evet. Cevap. Peygamber kızı işte sallallahu aleyhi ve sellemin evladı böyle olur. Ona en çok benziyor ya. Diyor ki ya Ali, eğer dünyalık bir şey için üzülüyorsan dünya fanidir, değmez. Eğer ahiretlik, manevi bir şey için üzülüyorsan söyle de paylaşalım, beraber üzülelim. Allah Allah. Şimdi dolayısıyla bu gönülden perdenin kalkması paylaşımcı bir ruhu getiriyor. Tabii ki hurmayı, efendim, yemişi, kuru yemişi paylaşalım da ama asıl sevgiyi, şefkati, muhabbeti paylaşmaya yarın karar vereceğiz. Bayramda üzüntü, sıkıntı, geçim derdi şu bu. Hepsini geriye çekip yüzümüz daha çok gülecek, dilimiz daha çok gülecek, daha çok kucaklayan bir gönülle bayram namazıyla bayrama başlayacağız. Bayramın hakkını vereceğiz inşallah. Bu arada bayram namazının kılınışında böyle ben camilerde her sene görüyorum. İnsanlar böyle bir tereddütte kalıyor. Cenazeyle bayram namazı biraz birbirine yakın gibi gözüküyor ya, biraz karıştırıyor insanlar. İnşallah ilerleyen dakikalarda bayram namazının kılınışını uygulamalı bir şekilde burada inşallah sizlere aktaracağım. Müsaadenizle Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Mustafa Kızılcıoğlu hocamızdan. Sonra kabir ziyaretinin önemini, işte kabire gittiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim okunur mu okunmaz mı, onları soracağım hocam müsaadenizle. Tamam. Hep beraberce ilahi öğretiye, eşsiz kelama kulak veriyoruz. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي حق للسائل
السائل والمحروم وفي الأرض أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Muhterem hocam, ağzına gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Mikrofonu yakın. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bir mukabele efendim. Nasıl geçti Ramazan-ı Şerif ayınız hocam? Hamdü senalar olsun. Gelirken kıymetli Vehbi Vakkasoğlu hocamla da konuştuk. İnşallah bizden hoşnut ve razı bir şekilde Ramazan-ı Şerif ayrılmıştır. Tekrarını niyaz ediyoruz. Bir de inşallah bu güzel ayda kazandığımız güzellikleri ömrümüzün tamamına yansıtabilmeyi Rabbim sizlere, bizlere, bütün kardeşlerimize nasip eylesin inşallah. İnşallah. Bence Ramazan-ı Şerif ayı bizden hoşnuttur. Ne, değil, niye hocam biliyor musunuz? Her yıl 10 gün geriye geliyor ya. İnşallah. Önceden bizi karşılıyor. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah öyledir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Gönlünüze bereket. Sağ olun hocam. İnşallah sağ olun. Evet hocam, Allah kabul eylesin. Amin. Şimdi Halit hocam, sizin ameliyatınız var. Biraz size söz hakkını öncelik tanıyacağım Mehbi hocamın da müsaadesiyle. Ramazan-ı Şerif ayındayız. Şimdi oruçlarımızı iftar vaktinde açtık ama sahurla arası çok yakın olduğu için böyle bir belki dengesiz beslenme de olmuş olabilir zaman. Hani işte bir anda suya, işte iftara yakın böyle bir anda suyu çok içiyoruz. Genel anlamda zaten bunu artık yaptık, bitti Ramazan, ama kısaca buna değinip de bayramda nasıl beslenmeliyiz onu sizden alabilir miyiz? Ne güzel söylemiş değil mi? Midenin üçte biri su, üçte biri yemek, üçte biri hava dolacak. Yani doymadan sofradan kalkacaksın. O bir kere Peygamber Efendimiz sünneti değil mi? Sünneti. Şimdi niçin böyle? Bugün biz bilimsel olarak diyoruz ki vücudumuzdaki en uzak iletişim mide ile beyin arasında. Aslında tokluğumuzu hissetmemizi biz geç algılıyoruz. Ne kadar? Yaklaşık 20 dakika, yarım saat sürebiliyor. Şimdi buraya baktığımızda demek ki ben doymadan kalktığımı aslında hissettiğimde doymuş kalkıyorum. Hmm. Çünkü mesaj geç gidecek oraya. Biz doyana kadar sofrada oturduğumuz zaman ne oluyor? Kendimizi adeta gerginleşecek, çatlatacak kadar yemiş oluyoruz. Hatta ya birçoğumuz ne yapıyor? Orucunu açıyor hemen. Orucu açtıktan sonra bir namaz arası veriyor ki o mesaj o arada hani beynimize de gidiyor. Bir daha oturduğunda daha az, daha sakin bir iftar yiyor. İftar sofrasında çok yüklenildiği zaman sahura zaten yiyecek bir şeyiniz kalmıyor. Yeriniz bile kalmıyor. Çünkü onu belki sindiremiyorsunuz, öğütemiyorsunuz. Midenizin boşalma süresini iyice yavaşlatıyorsunuz. Her şey bir araya karışıyor filan. Dolayısıyla biz bu dönemi eğer için iyi geçirdiysek, yani bugüne kadar hani tavsiyelerimize insanlar uydularsa, gün boyunca yavaşlayan ve duran metabolizmaya gece bindirdiğimiz yükü hafif yaptıysak ve aslında orucumuzu gerçek haliyle tuttuysak diyelim, aşırı yüklenmeden işte şeyler yapmadan filan. Şimdi bayram geliyor. Bayramda ne yapacağız o zaman? Bayrama girerken de dikkat etmemiz lazım. Çünkü değişen bir metabolizmamız oldu. 30 gün oruç tuttuk ve bu oruçla birlikte vücudumuz aslında bir terapi döneminden geçti. Düşünce terapisi olsun, karaciğer olsun, bütün vücudumuza faydası var. Bugün artık uluslararası bilim kaynakları diyor ki aralıklı tutulan orucun işte insan bedenine sağladığı faydalardan bahsediyor. Biz bunu bedenimiz yapıyoruz. Zaten her fırsatta diyorum ki insan kendisi oruç tutmak üzere yaratılmış. Zaten gece yemek yemiyoruz yani. Günde 12 saat zaten aç geçiriyorsunuz. 12 değil 16 saat yapıyoruz. Yani çok ekstrem bir değişiklik olmuyor aslında bu dönemde. Ama bunu gün içerisinde yaptığımız ve yemeği akşama koyduğumuz için bu değişen vücut saatini tekrar yeniden kurguladığımızda bunu ayarlı ve düzgün bir şekilde yapmak lazım. En önemlisi ne? En önemlisi bayram kahvaltısı. Hem muhabbet ortamı açısından, yani samimiyet ortamı açısından, dostlukların pekişmesi, aile dostluğunun, aile muhabbetinin pekişmesi açısından önemli olan o bayram kahvaltısını bence doğru yapmamız lazım. Orada da iftarda bazen yaptığımız hataları yapmayalım diyorum. Ya birazcık liften zengin beslenelim, birazcık sıvı tüketimimizi doğru yapalım, şekerli şeylerden biraz uzak tutalım, güne iyi başlayalım ki o duran veya yavaşlayan bağırsak sistemimizi yeniden kurguladığımızda çark doğru çalışsın. Çarkın doğru çalışmasını sağlayan yegane şey protein, yüksek lif, az şeker, bol su. Doğru şey. Bunu biz gün içerisinde de yayarsak ne mutlu bize. Tabii çok fazla kapı kapı geziyoruz. Belki yarım saatte bir çıktığımız evden başka yere gidiyoruz. Evet. İkramlar bitmiyor. İkramların ölçülerine, porsiyonlarına dikkat edelim. Şeker, her şey şekerli. En azından tatlıyı hazırlayanlar birazcık daha belki dikkat edebilirler. İkram ederken daha az şeyler ikram edebilirler veya
tatlısız farklı ikramlar geliştirilebilir yani. Bugün ülkemizde artık eski mesela hamur işleri çok yaygın. Ama eski un, eski buğday olan işte kavlıcı olsun, siyez buğdayları olsun bunlardan üretilen artık tuzlu kurabiyeler var vesaire işte yani hani tatlı olmayan ama ikram edilebilecek mide bağırsak sisteminde dost şeyler var. Yüksek lif içeriyor bunlar. Bunları tüketebilirler mesela. Peki çayı mesela. Ne yapacağız Halit abi? Çay afiyet olsun. Çay. Bak benimki bitiyor. Hepinizinki duruyor. Benimki tamam, bitmek üzere. Arkadaşlarımız getirir şimdi. Bir de biliyorsun Halit hocam Rizeli. Evet, çayını, evet. Çayın merkezinden. Memleketime selam olsun buradan. O zaman buradan Rize'ye evet. Selam olsun. Evet, Rize Ardeşen'liyim. Ardeşen. Allah kabul eylesin oruçlarınızı, bütün ibadetlerinizi. Güzel Rize'm. Aynı zamanda da hocam da Kahramanmaraşlı. Ne güzel maşallah. Yani Kahramanmaraş'a da selam olsun. Karadeniz, evet selam ediyoruz hemşehrilerimiz. O gün bir sel felaketiyle de karşılaştılar. Öyle mi? Üç vefat olayı da olmuş. Aa, Allah daha yaşatmasın, beterinden saklasın. Amin. Enteresan bir şey. O da Allah'ın bir hikmeti yani. Bu mevsimde Maraş'ta ben hiç hatırlamıyorum, rastlamadım böyle bir şeye. Caddelerden sular, Allah insanlar kapı arabaları sürüklüyor falan böyle bir şey. Rize'de olur da bizim orada olmazdı yani. Evet. İşte bu dünya ısınması, global warming diyorlar ya hani küresel ısınmanın getirdiği belki işte iklim değişiklikleri çok yaygın hissetmeye başladık. Aslında biz doktorumuz da hemşeriyiz. Şimdi konumuz dolayısıyla da sıla-i rahimden bahsedeceğiz ya. Evet. Aslında herkes aile tarihini araştırmalı. O da bir sıla-i rahimin güzelliğidir yani. Şimdi aile tarihini bilmeyen insanlara kendi milletinin tarihini öğretmek zor. Meraklı olmamız lazım. Şimdi bizim Kahramanmaraş'ın tarihini biraz şey yapınca Karadeniz, Trabzon, Rize, Of merkezli müthiş bir manevi iletişim var. Hatta o kadar güçlü ki bu. Şimdi tabii yeri değil onları anlatmıyorum ama kitaplarımda çok yazdım bu hatıraları. Ta Fatih dönemine kadar giden bir kardeşlik oluşmuş. Bizim Maraş'ın en büyük caddesi Trabzon Caddesi'dir. Merkez kıymetli caddesi. Trabzon'un da Maraş Caddesi. Allah Allah. Unutulmasın diye böyle bir şey yapmışlar. Fakat caddeler kalmış, hatıra unutulmuş. Ben şimdi hem Trabzon'da anlatıyorum Rize'de, Of'ta hem de memleketimde. Bu manevi kardeşliği bozmayalım yani. Bizim manevi hemşerilerimiz, hatta akrabalıklar olmuş. Mesela Rize'den çıkınca Eski Pazar, yolun kenarında küçük bir mezarlık vardır. Orada taşı en yüksek olan türbemsi mezar, üzerinde Maraşlı Hacı Hasan Efendi yazar. Dedemiz evet. Orada yani. Allah Allah. Hizmet için gitmişler. Allah'ı anlatalım, İslam'ı anlatalım, muhabbet olsun. O kadar sevmiş ki kalmışlar orada. Evet. Trabzon'un şeyinde Maraşlı köyü var. Orada kalmış mübarek adamlar, iki kardeş, Saçaklızadeler diye ilmiyle, irfanıyla çok meşhur insanlar. Bu sefer onların hürmetine o Karadeniz bölgeleriyle Maraş arasında gidiş gelişler olmuş, akrabalıklar kurulmuş. Şimdi diyorlar ki Çaykara'nın dörtte bir nüfusunun kökeni Maraş. Şimdi bunlar ortaya çıkınca tabii bir sempati oluyor, muhabbet oluyor. Ben şimdi niyet ettim Çaykara'ya gidip hemşerilerimi ziyaret niyetiyle gideyim dedim. Yani bunları biz hep ayrım gayrım kavga gürültü işlerini öne çıkarmışız da bizi birbirine bağlayan bu güzel bağları unutmuşuz. Mesela sıla-i rahim dediniz hocam. Peygamber Efendimiz diyor kim rızkının çoğalmasını ömrünün uzun olmasını isterse sıla-i rahimde bulunsun. Yani akraba ziyaretlerinde bulunsun. Bu hadis çok önemli, önemli bir hadis. Çok önemli. Psikolojik temeli de var. İşte doktorum da tahmin ederim onaylayacak. Yani gidip bir yaşlının duasını almak. İnsanı manen doyuran bir şey, güçlendiren bir şey, moral kaynağı. Ayrıca sevindiriyor insanı. Yani ziyaret ettiğiniz insan kadar belki daha fazla siz kendinize iyilik yapmış oluyorsunuz. Tabii onun için de öyle. Yaşlılarda ben çok defa gördüm. Mesela babam annem 10 yıl kadar yaşlı idiler hem de yatalak yaşadılar. İlaçlar tesir etmiyor. Aman gel diyorlar çok kötü oldu gidiyorum. Bir şey yok babamda. Bir anda iyi oluyorlar. Bir anda iyi oluyor. Sonra sizin gibi yaşı çok genç ama irfani kültür derin bir doktor dostum dedi ki hocam siz gelince niye iyi oluyor biliyor musunuz? Niye? Çünkü onlar dinleyecek iki kulak arıyorlar. Başka zaman buradakiler gelmiyor. Siz gelince dizinin dibine çöküp hadi anlat baba ya neydi filan deyince
adam moral yerine geliyor. İlaçlar daha tesir ediyor. Biz programımızda bununla ilgili bir tanıtım yaptık. En son yani sezon boyu yaptığımız televizyon programında, sağlık programının en son. Çok başarılıydınız abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah devamını Allah nasip eder. Yapmaya devam ederiz. Son dedi ki artık sezonu bitirmeden bir mesaj verelim. İnsanlara duyularından bahsedelim. Beş duyunun kıymetini anlatalım. Sonrasında da öyle bir şeyle bağlayalım ki insanlar samimiyeti, duyguyu aktarmanın kıymetini anlasınlar. Bir bilim yayınını, yani literatürün sonucunu hemen tanıtımın sonuna koyduk. Dedik ki sadece sevdiklerinize sarılarak doğal bir ağrı kesici olan endorfinin vücudunuzda üretildiğini biliyor muydunuz dedik. Yani yaşlının nesi var? Ağrısı var. Sen gidersin bir sarılırsın, bir yüzüne gülersin, o anda her şeyi unutur. Çünkü vücudu otomatikman ilacı üretmeye başlıyor. O kadar kıymetli, o kadar güzel bir şey. Sıla-i Rahim ki inşallah herkes yapabiliyordur, yapıyordur. İnşallah ailede hiçbir zaman küslükleri olmasın. Ama benim asla vazgeçemediğim bir şeydir yani. Hiçbir yere gitmem bayramda, mutlaka ailemin yanına giderim. Tam bak şunu aklıma geldi. Hiçbir yere gitmem dediniz ya. Şimdi de hani İstanbul'dan özellikle burada yaşadığımız için hani bir akım var hocam. İşte Antalya, Bodrum, işte ne bileyim memleketlerine gidenler var. Tabii gitsinler, herkese saygı duyuyor. Ayrı bir boyut da. Hani sanki bir adetlerimize, kültürümüzde bu hani bayramlar geldiği zaman böyle işte büyükler ziyarete gidilir. Anne, baba, teyze, amca. Bunlar böyle sanki böyle ikinci plana mı kaldı? Biraz daha tatil odaklı mı olduk hocam? Evet, geçen gün bir Ramazan muhabbeti için Safranbolu'ya gitmiştim. Orada bir kardeşimiz. Halbuki memnun olması lazım. Memleketin turizmine hizmet. Ama gönül başka bir şey. Yani bu millet çok asaletli. Dedim geliş gidişler çok Safranbolu artık iç turizme özellikle çok hitap ediyor. Ama hocam bayramda çok kalabalık oluyor da o kadar üzülüyorum ki bayramda buraya gelenleri. Neden dedim? Ya anne babası yok mu bunların? Dedesi ninesi yok mu? Niye Safranbolu'ya bayramda geliyorlar? Lütfen söyleyin de bayramdan sonra gelsin. Aa, buradan söylemiş olduk. Yani bayramı bir tatil fırsatına dönüştürmemek lazım. Ama veya dönüşürsek de hani yine gitsinler. Tabii kimseye şey, hepsine saygı duyuyoruz. Hepimizi, onlar güzel insanlardır. Hani en azından böyle bir gününü tık 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 hani ayarlayıp böyle bir makineleri kullansın. Telefon var, bir şey var en gidemezse azından. Gidemezse bile değil mi? Onları. Bir de bunun farkında. Ailesiyle giden de var canım. Şimdi yani hepsini giden var. Genelleme yapmıyoruz ama. Ailesine giden var. Tabii bizde o İstanbul boşaldı, eyvah, bayram bitti, tatil değil yani. Bunun %80'i en az memleketine gidiyordur. Gene Sıla-i Rahim duygusu vardır. Ama gitmeyenlerin de bu bilinçte olması lazım. Yani bu makineler bu hayırlı işi yapsınlar. Yani ne hatta zaman görüntülü bile var. Yani görüntülü konuşabiliyorsunuz. Merhaba anne filan. Fatih hocam ne zaman bunun pişmanlığı oluyor biliyor musunuz? Şimdi baba anne ya bu bayram değil kurbana kalsın. Oraya kurbanda da oraya gideriz. Ne zaman vefat etti dedikleri an buraya bir ateş düşüyor. Bunu yaşamayan ondan sonra keşkeler başlıyor. Ondan sonra eyvah. Eyvah keşke önceliği oraya verseydim meselesi. Bendeniz babam annem vefat edinceye kadar 40 sene bunu yazdım, çizdim, anlattım. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize inşallah. Şimdi diyorum ki 40 yıla kadar benim söylediklerimi yazdığım bakmayın. Şimdi 10 yıldır söylediklerime bakın. Bazı şeyler yaşanmadan bilinmiyor. Diyorum ki her gün arıyordum. Keşke günde iki defa arasaymışım. İşte her ay Kahramanmaraş'a gidiyordum. 3-5 gün bir fırsat ya da civarilere gidince hemen bir fırsat gidiyordum. Şimdi diyorum ki niye 15 günde bir gitmemişim? Ama şimdi ahvah etmenin artık çaresi yok. Evet. Keşke dolayısıyla demeden önce. Dolayısıyla bazı şeyler yaşanmadan bilinmiyor ama yaşamayı beklemesin kardeşlerimiz. Bilsinler. Hele anne. Ya doğa fabrikası yani. Onlara bir iyilik ama kendilerine 100 iyilik. Babanın evladına duası, peygamberlerin ümmetine duası gibi değil mi? Evet, hadis-i şerif. İşte anne, işte cennet annelerinin ayakları altındadır Peygamber Efendimiz buyurmuş. Yani anne babası duası almak zaten bambaşka. Müthiş bir şey, bambaşka. Anne baba burada evet. Mı Halit Hocam? İstanbullular. İstanbul'da. Ama kıymetini biliyorsunuz. Yolumuz kısaymış. Evet, yolumuz kısa ama işte bizim de yani benim Sıla-i Rahim çok, hastalarımın hepsi. Gerçekten şimdi bu bayram mesela hastanede yatan hastalarım var, yoğun bakımda yatan var. İşte bu akşam buradan çıkacağım, yoğun bakımda yine bir hastamı ziyaret etmem gerekiyor. Yarın bayram hep hastanede geçecek. Dolayısıyla bir yere gitmiyoruz ama ailelerimiz, hastalarımız hepsine şey yapıyoruz yani. Şöyle diyelim mi Halit Hocam bayramı o zaman? Yapıyoruz. Gerçekten şu anda belki değil gerçekten hani hastanelerde, işte odalarda, servis odalarında, yoğun bakımda, televizyonlarda şu anda bizi izleyen hastalarımız var. Evet. Kimisi belki çok az hasta, kimisi çok ağır hasta, kimisi ölümü bekliyor, kimisi dermansız bir derde düşmüştür.
Ya şu güzel seher vaktinde, şu sahur vaktinde şöyle bir dua edelim. Allah'ım bütün hastalara sen acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Onların yardımcısı ol diye dua edelim. Amin. Amin. Çünkü amin. Ümmeti Muhammed şu anda amin diyor. En amin. Azından bir kişinin amini yerine gelse inşallah birçok hasta şifaya bulacak. Allah bütün hastalarımızı... Yani bu çok önemli bir ziyaret konusu. Hasta ziyareti. Yaşlıların ziyareti. İlla annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz olması gerekmiyor. Şimdi adı Huzurevi ya da benzeri isimlerle olan yakınlarında bulunan varsa hiç olmazsa insanlar gitsinler. Ben öğretmenlik yaptığım yıllarda orta mektep liselere ödev konusu bunu verirdim. Bahçelievlerdeydi. Orada da bir huzurevi vardı. Hatta iki taneydi. Gideceksiniz, bakacaksınız. Cumartesi, pazar ziyaretçisi olmayan ya da en az olan kapıyı çalacaksınız. Öyle şeyler çıktı ki oradan. Yani öyle ahbaplıklar, dostluklar ve o çocuklar şimdi kocaman oldular. Şimdi onlar da anne baba oldular ya. Derler ki hayatımızın dönüm noktasıydı. Ne güzel. Yani bazı şeyleri gençlere de çocukları da işin içine sokmak lazım. Ziyaret etmenin, o duayı almanın. Tam ziyaret etmek deyince Halit Hocam'a şunu söyleyeceğim. Devamlı hastalarla iç içe olduğunuz mesleki anlamda olduğu için. Mesela bir hadis geldi aklıma. Yanlış hatırlamıyorsam Peygamber Efendimiz diyor ki kim güzelce abdest alır, sevabını sadece Allah'tan bekleyerek sırf Allah rızası için bir hastayı ziyaret ederse yürünerek 70 yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır. Bakın hasta ziyaretini bu kadar güzel evet, ifade etmiş. Muhteşem. Evet. Yani o hasta ziyareti deyip geçmemek lazım. Hadis-i şerif mi bu? Hadis-i şerif. Sağ olasın. Yani gerçekten muazzam. Evet, hatta Hazreti Mevlana'nın da bir şeyi var malumunuz. Diyor ki temel farz ibadetlerden sonra sevabı en bol ibadet bir Müslümanı ferahlatmak. Ama bu acizse, yoksulsa, fakirse, hastaysa bu katlanıyor. Evet. Ferahlatmak, bir yüzü güldürmek yani. Bayram o değil mi zaten? Aynen. Sizin için her gün bayram hocam. Bütün hastalara tebessüm ederek onlar bana diyorlar ki paylaşalım hocam. Ne yapacaksınız o kadar çok sevabı? Ya, yani inşallah Cenab-ı Allah kabul ediyordur ama yani bana her fırsatta sorarlar. Yani ne oldu da bu kadar böyle koşabildin mesleğinde, kariyerinde? Ben hayatımda ilk defa tatile 2 sene önce çıktım. Yani tıp fakültesine girdiğim günden itibaren hiç tatil yapmamıştım. Tatil ne demek bilmiyorum. Hayatım boyunca çalıştım. O kadar hastalarımla iç içeydim ki evlendim bir haftalık böyle bir hocam müsaade etti. Bir hafta sonra herkese anlatırım onu. Pazartesi günü işe gittim. Evden çıkarken eşime dedim ki Esra dedim ben ameliyata gidiyorum. Hani hastanın durumuna bağlı. Onu dedim bırakamam. Bir sonraki hafta çarşamba günü eve geldim. Allah Allah. 10 gün sonra. 10 gün hastam yoğun bakımdan çıkana kadar hastaneden çıkmamıştım. Hep mesleğimi birazcık böyle icra ettim. O yüzden bana diyorlar ki ya doktor sen ne yaptın da bu kadar böyle biraz başarı hızlı oldu, şöyle oldu. Hastalarımın duasını aldım diyorum. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeceğim değerli izleyenler. Halit Hocam biraz mütevazi bir insandır. Yaşı 35. Bakın yaşı 35. Maşallah diyeyim ama önce. Maşallah. Profesörlüğü çoktan aldı ama yaştan bekliyor. Şu an doçent. Maşallah diyelim Allah nazardan saklasın. Yani bu kadar ilmi güzel yani kuşanmışsınız. İnsanlara da faydalı oluyorsunuz. Bu arada da Esra Hanım'a da eşinize de selamlar, hürmetler. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Esra Hanım sizi anmışken şöyle bir reklama girebilir miyiz? Sizden izin almıyorum Esra Hanım. Kısa bir reklam sonra beraberiz. Thank you.
Yeter ki yüreğinden gelsin sesler. Çünkü Allah her duayı dinler. Hasan abim, öncelikle farklı teşekkür ediyorum. Yani niye? Çünkü bu ilahi özellikle annem istedi. Buradan anneme hürmetlerimi, selamlarımı arz ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Aynen, ben iletiyorum selamlarımı, hürmetlerimi. Ellerinden ben de öpüyorum. Allah razı olsun. Teşekkür bütün ediyorum. Bütün annelerim. Aynen. Heh. Tam onu diyecektim. Bütün annelere gelmiş olsun bu ilahi. Eyvallah. Ya zaten bir gün hüzünlüyüz ya. Bu ilahi de bizi iyicene bir hüzne gark etti ama. Biraz öyle oldu herhalde. Biraz öyle oldu. Olsun. Her hüzünün bir bitiminde bir sevinç vardır. İnşallah, i̇nşallah o da bayramdır. Bayram sevinci inşallah. İnşallah. Allah bayram sevinciyle bizlere hemhal eylesin. Bayrama amin. Ulaşmayı nasip eylesin. Amin. İnşallah. Çok teşekkür i̇nşallah. Ediyorum. Ben çok teşekkür gerçekten ediyorum. Gerçekten belki bu Ramazan ayının belki de öyle oldu değil mi? Belki son parçamız. Son ilahisi evet. Oldu. Son ilahimiz oldu. Ben o zaman şöyle yapıyorum. Osman abi. Çok teşekkür ediyorum. Serkan'ım, Allah razı olsun. Sizden. Yemen, canım kardeşim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Abdullah hocam, sana da çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizlere var etsin. Bu aynı zamanda bak bu teşekkür etmişken hocam son program ya. Hani unutulay gelmesin. Fox ailesini, işte in-house ekibini, iç yapımlardaki bütün ekip arkadaşlarımızı, burada çalışan bütün kameraman, rejideki arkadaşlarımız, bizi buraya getiren, eve götüren, ulaştırmadaki arkadaşlarımız,
Makyöz, unuttuğumuz varsa da affola. Hepinizden ayrı ayrı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah ne muratlarınız varsa versin. Gerçekten bu yayının sağlıklı bir şekilde size aktarılmasını sağlayan gizli kahramanlar. Hepsi burada şu anda. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Hocam. Şimdi ilahi de dinledikten sonra tabii bu arada mesajlar da yağıyor. Bütün sevenlerimizden tek tek belki cevap veremiyoruz ama hepinize selam olsun. Çerkezköy Taner abi Veliköy'den yazmış. Diğer bir sürü akrabalarımız, dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Şimdi hocam Ramazan bayramının son günündeyiz. Arefe günündeyiz. Allah nasip ederse yarın bayram. Şu kabir ziyareti var ya bir ona bir giriş yapamadık. Onun evet. da bir mahiyetini sizden alalım. Sonra bir kısaca bir bayram namazının da kılınışını tarif edelim. Evet, tabii bu sünnete dahildir. Yani kabir ziyareti. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yine sıla-i rahim tarifinin de içine girecek şekilde bir annesini ziyareti vardır mesela. Annesinin mezarını Ebuva'da ve yalnız kalmak ister annesiyle baş başa. Ruh yaşıyor yani o ziyaret. Ruha ne sunulabilir? Maddi bir mesele yoktur. Hediye manevi. Kur'an ölüye, diriye, dağa, taşa, kurda, kuşa şifadır, rahmettir. Rabbimizin efendim lafzıdır, eseridir. Onu sunmaktan başka yani ne teselli olabilir, ne ilaç olabilir, ne gıda olabilir? Olamıyor hiçbir şey. Dolayısıyla mezarlıklarda hatim duaları yapılır, Kur'an okunur. Ama herkes kendisi okusa çok daha da güzel olur. Şükürler olsun Anadolu'muzun birçok ilinde hala bu gelenek çok canlıdır. Asırlardan beri yürür. Mesela gördüğüm, en son gördüğüm Adıyaman'daydı. Emin olun mezar taşları görünmeyecek kadar Kur'an'ını kapan sabah hem de bayramın ilk günü mezarlıklara gidiyor. Bu bir vefa borcudur aynı zamanda. Dediğim gibi insanın kendisine iyiliktir. Ektiğini biçer insanoğlu. Ve çoluk çocuk ailecek gitmek küçüklere de önemli bir eğitim dersidir. Yani ölmüşlerinizi hayırla anın. Emrinin de değişik bir tecellisi oluyor. Bir de bizim bayramlarımız başka bayramlar gibi, diğer kültürlerin bayramları gibi çılgın eğlencelere götürmez. Daima fani dünyanın sevinçleri de sınırlı olur. İşte onu sağlamak için bu mezar ziyaretleri birebirdir. Biraz hüzün katar, ahireti düşündürür. Dünyanın her şeyi gibi fanidir, akıbetimiz budur manası da bir maya olarak katılır o sevince. Yani diyorsunuz ki mesela bir insan kabire gidip babasının annesinin kabirine gidip orada bir Yasin veya bir Fatiha okusa veya gitmeden evde okusa fark ne hocam? Yani okunan şey aynı onun ruhuna gider ama sağ olanın kabire gitmesi sağ olana faydası var değil mi? Yaşayana faydası var. Niye? Evet. Ölümü mü hatırlıyor Şimdi hocam? Ölümü sıkça hatırlayın. Dünyanın lezzetlerini acılaştıran ölümü sıkça hatırlayın manası var. Tabii gitmeden olur. Dua adres istemez. Hı. Ama yaşayanlara ibrettir. Biz Yahya Kemal'in çok güzel bir nüktesi var bu konuda. Şair hassasiyetiyle işte devletimizin de tam zor zamanında İngiliz işgali altındayken biri diyor ki ne kadar nüfusunuz sizin? O zaman diyelim 18-20 milyon. Diyor ki 120 milyon. Nasıl olur diyor. Biz yerin altındakilerle beraber yaşarız diyor çünkü. Bizce ruh ölü değil. Ve onların bereketidir emin olun yerin üstündekilerin de şeyi. Dolayısıyla Müslüman vefalı olur. Tabii yaşayanları da unutmaz. Hatta Müslüman bu konuda dağı, taşı, kurdu, kuşu unutmaz. Allah dostlarından biri kış günü bayram köyüme götürün. Götürmüşler. Ayakta duracak hali yok. Bir metre kar. O dağdaki bizim bağ vardı duruyor mu? Duruyor. İçinde koca bir ceviz ağacı vardı. Duruyor mu? Duruyor. Beni oraya götürün. Efendim çok zor, zahmetli olur sizi götürürüz. Ama ısrar ediyor. Sedye gibi bir şeye koyuyorlar, götürüyorlar karabata çıkar. Merak ediyorlar bu yaprağını da dökmüş cevizler ne olacak? Yaklaştırın, yanaştırın diyor. Ceviz ağacının o gövdesini kucaklıyor. Diyor ki şu mübarek bayram günü hakkını bana helal et. Çok gölgelendim. O güzel cevizlerinden de çok yedim, vücudumda gıda, gözümde ışık oldu. Hakkını bana helal et. Yani bizim bu ziyaretlerimiz biraz da helallaşma anlamına gelir. Bu dinimize mahsus bir güzelliktir. Bir başkası bayram günü, bayram namazını kılmış gelmiş bu Edirneli dedemiz. At arabacısı, atla yük eşya falan taşıyor ya.
ahırda bağlı olan atına ilk ziyareti yapıyor. Adet edinmiş. Kucaklıyor. Diyor ki geçinme sebebim, yükümü taşıyanım, hakkın çok bende, helal et şu mübarek bayram hatırına. Yani atla helalleşen bir kültür bu irfan Allah kültürü. Allah. Ağaçla helalleşen, kurtla kuşla helalleşen. Şimdi oradan hareketle baktığımızda biz bugün... Çok güzel bir milletiz hocam. Yani, yani çok güzel. Yani annelerimizi babalarımızı mutlu edemezsek, onlara sarılıp ellerini yanaklarını öpemezsek, gönülden gönüle o gürül gürül bayram sevincini bir götürüp getirip bereketlendiremezsek biraz ayıp olur yani. Bunu canlı, güçlü bir şekilde yaşatmamız lazım. Tabii bütün bunların hepsi Allah aşkından kaynaklanıyor. Onun için benim son kitabımdır efendim. Yazarlığımın 50. Maşallah. Yılındayım. Allah daha nice 50 yıl olmuş ilk kitabım çıkalı. Allah'ı nasıl anlamalı, nasıl anlatmalı? Emin olun sevgili hocam, anlattığımızın hepsi, bütün Ramazan burada anlattıklarınızın hepsinin özeti bu. Allah'ı tanıtın. Önce tanıyacağız, sonra tanıtacağız. Tanıtacağız ve sevdireceğiz, sevilecek. Zaten tanıtmaya ayrı bir gayret de, çaba da gerekmiyor. Efendimiz buyuruyor ya, hakiki Müslüman kimdir? Görüldüğünde Allah'ı hatırlatan. Şimdi öyle bir Müslüman olunca, ya kurdu kuşu kıramaz. Her günü bayram olur onun. Hani Hazreti Ali Efendimiz'in deyimiyle ne buyuruyor? Günahsız geçen her gününüz bayramdır. Bir de ona niyet edeceğiz bayramda. Hani eğlenceye de yer var elbette. Dinlenmeye de ihtiyaç var elbette. Gezi de olsun. Ama özünde bunlar olsun yani. Yüreğimizde bu güzellikleri taşıyalım. Bunlar bizi insan yapıyor. Hani o meşhur söz. Acısını hisseden, acısını yüreğinde ya da vücudunda bir şekilde hisseden hasta canlıdır. Ama başkasının acısını hisseden o insandır. Evet. Şimdi yeryüzünde bayram yapamayan Müslümanlar var. Acı çeken, özgürlüğü elinde olmayan Müslümanlar var. Bir hüzün olarak da onları kesinlikle da eklememiz lazım. Onları da unutmamamız lazım. Kesinlikle onlara dua edelim. Yani. Rahatlık içindeki biz Müslümanlar. Onu da dualarımıza alacağız. Çünkü topyekun biz bir ve beraberiz. Aslında namaz kılarken hani tehiyyatta okuduğumuz ettehiyyatu duası hem anne babamıza en güzel bir efendim sıla-i rahim duası hem de bütün Müslümanlara. Ama bunu bilinçli olarak manasını da hissederek yapmamız lazım. Onun için bazı kardeşlerimizin şu itirazını dinlememek lazım. Canım bunca acı var, dünya kankin içinde, böyle bir dünyada nasıl bayram yapacağız ki? Efendim bayram bir irfan geleneğidir. Taşınması lazım gelecek nesle. Çocuklarımızın o heyecanı, sevinci yaşaması lazım. Onun için bütün o meseleleri, gündelik meseleleri geriye çekeceğiz. Çocuklarımız bunu yaşasınlar. Bayram çocuklarla yaşanır. Bayram masum bir sevinçtir. Çocuk yüzü ne kadar güldürürseniz o kadar bayram içinize gelir, evet, içimize gelir. Evet. Hele öksüz, hele yetimlerse. Yetim. Şimdi yetim deyince hocam özür dilerim. Estağfurullah. Peygamber Efendimizin çok önemli bir hadisi var ya. Kafilul yetimi lehu evli gayrihi enevvehu ve kehateyni fil cenneh ve eşara bis sebabeti vel usta. Şimdi ya, aynı zamanda bu hadisi Peygamber Efendimiz ashabına aktarırken şu iki parmak var, işaret parmağı ve orta parmağını da böyle tutarak aynen anlatıyor. Diyor bu ki, kadar yakın. Diyor ki gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi himaye eden, onu koruyup gözeten kimse ile ben cennette şöylece beraber bulunacağım diyor. Yani bir yetimin başını okşamak, eve çağırıp bir yetimle beraber bir sofrada oturmak, ne bileyim bir yetime böyle bir bayramlık almak, ona güler yüz göstermek, tebessüm etmek, işte Peygamber Efendimizle cennette beraber olmaktır değil mi hocam? Osmanlı geleneği hatırlattınız sevgili kardeşim, değerli hocam. En son Arefe günü mesela, yarın son fırsat. Artık Arefe günündeyiz hocam, yarın yok. Ha, yarın yok mu? efendim... Fakir, yoksul, yetim ararmış insanlar. Önceden belirlenir. Ramazan içinde özellikle son günler, efendim son gün giydirilir. Bayramlık elbiseler alınır. Ve onların adı Arefe çiçeği. Allah Allah. Arefe çiçeği derler. Siz öyle deyince aklıma sadaka taşları geldi Osmanlı'da. Ya müthiş, müthiş yani bir şey. Yani. Değil mi hocam, o taşlara insanlar zengin gidiyor mesela. O taşın içerisine fitresini, zekatını neyse koyuyor. Oradan ayrılıyor. Sonra fakir oradan geçerken sadaka taşına geliyor. İhtiyacı kadarını alıyor ve gerisini bırakıyor oradan. Yani ne alan ne de koyan
orada birbirini rencide etmiyor. Fakir zengin fark edilmiyor. Ya bu kadar Osmanlı'nın güzel hassasiyetleri varmış hocam ya. Sadaka taşları kültürü, evet. Osmanlı yani tarihi camilerde halen mevcut yerleri. Halen izleri var. Yani Osmanlı verme adabını da müthiş yapmış yani. Kendisi yok. Allah'ın verdiğini kuluna veriyor. Efendim, dolayısıyla bilinmeyi istemiyor. Mümkün mertebe gizleniyor. Allah bilsin yeter yani ölçü bu. Dolayısıyla yani o kadar güzel bir gönül, o kadar kapsayan, hatta bu Hristiyan, Yahudi, başka inançtan olanları da o kadar çok etkiliyor ki, mesela vakıf medeniyeti, gözyaşı medeniyeti diye tarif edilir İslam medeniyeti. Ben bir belgeye rastladım. Ayvalık'ta geniş zeytinlikleri olan Rum ahaliden Hristiyan bir hanımefendi İstanbul'daki bir Mevlevihaneye zeytinliğini bağışlıyor. Ben öldüğüm zaman oranın olsun. Aman Allah'ım, oradan o irfan kültüründen neler almış gönlüne ki? Hala Hristiyan ama o güzel insanlar oraya faydalı olsun. Benim varisim yok diye bir vakıf. Yani hep başkası için yaşamak. Diğer gam olmak. Diğer kam değil mi? Ya bu kelime bile dünyamızdan gitti. Şimdi başkasının günahına ağlayan adamlar dünyası derim ben. Bunu ilk Efendimiz öğretmiş. Bu bereket oradan geliyor. Başkası için. Ya kendi helal parasını, binasını, arsasını, arazisini bu filan fakire, bu kışın aç kalmış köye, şehre gelen kurtlar için et parası diye vakıf olabilir mi? Hizmetçi kıza, zengin evlerinde çalışıyor, böyle kıymetli eşyaları filan kırar dökerse azarlanmasın, nasıl ödeyeceğim diye telaşa kapılmasın, ceza eza görmesin diye vakıf kurmuş. Hizmetçi kızların zengin evlerinde kırdıkları eşyayı ödeme vakfı. Aman Allah'ım. Yani inanılmaz boyutlarda ince hassas. Kesinlikle. Mesela şimdi kardeşlerimiz diyebilir ki biz hangisini yapacağız? Bizim öyle imkanımız yok. O zaman şununla bitireyim. Müsaade buyurursanız. Tabii ki hocam. Efendim. Efendimiz buyuruyor ki tebessüm sadakadır. Yüzünüz gülsün. Fakire vermiş, sadaka vermiş gibi sevabı kazanırsınız. Fakat diyor ilk tebessümle, bakışlarıyla kucaklayan daha çok sevap kazanır. Şimdi sahabe-i kiramdan biri buluşacak diğer iki sahabeyle. Her zaman yüzü en çok gülen, kalbinin nuru yüzünden fışkıran adam. Bir bakıyorlar böyle, donuk bakıyor. Aman efendim, buluştuk ama bir rahatsızlığınız mı var? Hayırdır? Seslenmiyor. Onlar tebessümle teselli etmeye çalışınca ve ısrar edince açıklıyor. Şu inceliğe bakın. İncelik diyorum da incelik de inceltilmiş bir kere. Diyor ki hani o hadis-i şerif var ya, Efendimiz buyurdu ya, ilk tebessümüyle kucaklayan daha çok sevap alır. Bu sevabı sizin almanız için ben biraz tutuk davrandım Allah diyor. Allah. Ya bu kadar önceleyen, bu kadar öteki için yaşayan. Öteki yok zaten. Kardeş, can kardeşi. Kardeşi için yaşayan değil mi? Yani kan kardeşi değil ki, can kardeşi. Şimdi Ensar Muhacirinin arasındaki muhabbete girsek, ne söz yeter, ne program ne yeter. Ne zaman değil mi? Yani böyle tek beden, tek vücut, tek bir azanın organları gibi olmuşlar Efendimizin tarif ettiği üzere. Şimdi bizim bunlardan çok büyük dersler almamız lazım. Aynen. Ramazan'da tabii ki neşe günleridir, huzur günleridir. Yeme içme yasaktır artık, serbesttir. Ananızın ak sütü gibi helalinden yiyin için inşallah. Doktorumuzun dediği gibi ama israfa kaçmadan. Ama ve lakin... yani bunu bayramdan sonrasına da bu yüreği taşımak, şu dostluğu, kardeşliği, muhabbeti ulaştırmak lazım. Kurtla, kuşla barışık olması lazım insanın. Aynen. Şimdi anne babasını, ayeti kerimeyi bilirsiniz, öf bile demeden hizmet edin. Hele yaşlı anne babası olanlar, onlara bir hazine, bir hazine, define değeri versinler. Yani cennete yani götüren en büyük vesileler. Evet. Yani anne babası, biri ya da ikisi beraber yanında yaşlanıp vefat ettikleri halde onlar üzerinden cenneti kazanamayanlara yazıklar olsun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim o zaman efendim ne bileyim huzur evi evimiz olur yani, gönlümüz olur. Kaldı ki bir de ektiğini biçme durumu vardır. O tahta kaşıklar hikayesi vardır. Çok anlatırım ben gençlere. Babasını ayırmış, babasından utanan bir insanmış. Dedem niye bizimle beraber yemiyor? Bizimle sofra. Olmaz oğlum, döküyor möküyor şimdi. Sen o şey yapsın, tahta kaşık. Bir de kıymetsiz güya kendine göre. Sonra çocuk, baba şu tahta kaşıktan bir tane de bana alsana. Niye?
Demiş sen de yaşlandığın zaman ben de o kaşıkla sana yedireceğim. Adamcağız uyanmış. Aman evladım tahta kaşık yok. Babayı da oturtmuş sofraya bizim yediğimiz kaşıkla. Bu böyledir yani. Ne yaparsak onu ileride görürüz değil mi? Evet. Yaşarız. Ön teker nereye gidiyor? Arkadan çocuklar o. Yani evlatlarından şikayet edenlere ben eğitimci olarak onu derim. Bir sizinle konuşalım, siz de bir düzenleme yapalım. Hocam kendimden çocuğu anlatıyorum. İşte çocuk sizden alıyor zaten. Ön teker sizsiniz. Ön teker, arka teker takip ediyor. Evet hocam. Kısaca isterseniz müsaadeniz olursa Ramazan bayram namazını da çok soruyorlar. Hani karıştırma olmasın diye. Çok iyi olur evet. Kısaca bir tarif edelim kıymetli izleyenler. Şimdi sabah namazına gittik camiye. Namazı eda ettik. Allah kabul eylesin. Sonrasında kısa bir vaaz olur. Sonra bayram namazı vakti gelir. Müezzin efendi niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya uydum imama. Biz cemaat olarak bunu diyeceğiz. İmama uyduktan sonra ellerimizi bağlıyoruz. İçimizden Sübhaneke'yi okuyoruz. İmam efendi sesli bir şekilde Allahu Ekber diyerek tekbir alır, ellerini salar. Bir daha tekbir, iki Allahu Ekber. Üçüncü tekbir Allahu Ekber. Bu sefer eller bağlanır. İmam efendi Fatiha suresi ve Zamm-ı sureyi okur. Ruku, secde, tekrar kalktık ikinci rekata. Fatiha suresini ve Zamm-ı sureyi İmam efendi sesli okur. Biz cemaat olarak dinliyoruz. Ve Zamm-ı sure bittikten sonra İmam efendi Allahu Ekber diyor, kulaklarına getiriyor. Bir, salıyor. Biz de aynısını yapıyoruz cemaat olarak. İki, Allahu Ekber diyoruz. Salıyoruz. Bir daha üçüncü tekbir Allahu Ekber diyoruz. Ve bu sefer hep beraberce rukiye gidiyoruz. Ve tahiyyatla selam vererek namazımızı inşallah idame etmiş oluyoruz. Allah şimdiden namazlarımızı kabul eylesin. Bayramımızı bayram kılsın. Daha Rabbim nice Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Dedikten sonra hocam bir cümle sizden. Özetle Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettik. Bayrama ulaşıyoruz. Seyircilerimize böyle bir cümle ne ifade etmek istersiniz? Ne önerirsiniz? Hatta kitaba da gireceğim ama öğretmenin not defteri var. Kitabınız bir sürü kitap var ama. Bu 40 yaşına gelmiş bir kitaptır. İşte bu anlattıklarımızı açıklıyoruz tamam, orada. Tamam bir cümle alalım o zaman. Şimdi efendim namaz kılacaklar ya tarif ettiğiniz şekilde. Lütfen hemen çıkıp gitmesinler. Hutbe. Hutbeyi mutlaka aman, dinlesinler. Ve sonra da orada gördükleri, yakınları, tanıdıkları, tanımadıkları, hele yaşlı piri fani şu beli bükülmüş adamlar var ya. Onlarla bir musafaha. Onlarla bir musafaha alsınlar. Tanımaları gerekmiyor. Kalu beladan tanışığız. Bir dualarını alsınlar. Çok bereketli bir hazine onların gönülleri. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Yetmiyor ama artık başka yerlerde buluşuruz. İnşallah. Muhabbete kenar olmuyor efendim. Aynen hocam. Kıymetli dostlar. Bir ay boyunca evlerinize, gönüllerinize misafir olduk. Sürçülisan ettiysek affola. Hepiniz hakkınızı helal edin. Allah tekrar nasip ederse inşallah sizlerin güzel hanelerinize, güzel yüreklerinize tekrar misafir olmak isteriz. Başka güzel projelerde, başka muhabbet ortamlarında, başka programlarda görüşmek ümidiyle diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepini büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, idrak etmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif ayını cümlemiz hakkında hayırlara vesile kıl. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, mukabelelerimizi, teravihlerimizi, fitrelerimizi, zekatlarımızı, insani ilişkilerimizi, sosyal ilişkilerimizi Ya Rabbi hepsini noksanlarıyla beraber kabul eyle. Ya Rabbi, okunan hatimler var. Yasinler, tebarekeler bize mesajlar geldi. Ya Rabbi okunanların cümlesini senin yüce makamına arz ediyoruz. Kabul eyle. Okunanlardan hasıl olan sevabı sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek münevver mutahhar ruhuna, bütün peygamberlerin, hanedan-ı ehli beytin, evladu Resul'ün ruhlarına, aynı zamanda amin diyen siz değerli hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimizin, ahirete irtihal etmiş olanlarınızın ruhlarını arz ediyoruz. İkram eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Ölümün de ömrün de hayırlısını nasip eyle. Geleceğimizi, akıbetimizi geçmişimizden daha güzel eyle. Cümlemize iman selameti nasip eyle. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Cümlemize İslami şuur, İslami ahlak nasip eyle.
istikametinden, çizginden, güzel ahlakından cümlemizi ayırma. Ya Rabbi, dualarımızı Kabe'de, Mina'da, Müzdelife'de, Medine'de, Arafat'ta ve Ravza-i Mudahhara'da, Mescid-i Aksa'da yapılıp da kabul olunmuş duaların arasına cümle dualarımızı ilhak eyle. El-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة عن الفناء الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر